Herkese selamlar. Bir Bitcoin videosu ile daha karşınızdayız. Bitcoin artık bir karar verecek. Daha önceleri Nisan 2021'de bir analiz yapmıştım ve demiştim ki Bitcoin için bir dönüm noktası olabilir diye analiz yapmıştım. Neden? Yükselen bir formasyon vardı. Orası kırılacaktı ve bu büyük bir kırılma olacaktı ve Bitcoin'de dönüm noktası olacaktı diye analiz yapmıştık. Bu analizi yaptığımızda Bitcoin bakın şuralarda Nisan aylarındaydı, şuradaydı o zaman. Zaten ondan sonra Bitcoin kaçlardan? 64 binlerden, 64-65 binlerden 29 binlere kadar düşmüştü. Sonra ne oldu? Sonra ikili tepe yapmak için tekrar 70 binlere kadar yükselmişti. Daha sonra gördüğümüz büyük düşüş trendi başlamıştı. Peki bu düşüş trendi nerede biter? Düşüş trendine baktığımızda şu an Aralık 2017 tepesinin destek konumunda olduğunu görüyoruz. Bitcoin'in bu destekte bir ikili dip formasyon hareketine benzer bir hareket yaptığını görüyoruz. Bu ikili dip nerede onaylanır? 20.760'larda. Eğer şöyle gördüğünüz 20.760'lar kırılırsa Bitcoin için kısa vadeli bir trend başlayabilir. Peki bu trend nereye kadar gider? Çok fazla yükseleceğini ben sanmıyorum ama şöyle baktığımızda formasyon hedefi olan 43 binler bu düşen trend kırılırsa Bitcoin'in kısa vade için en fazla gidebileceği yer olarak görünüyor. Tabii ondan önce 32 binler var. O direnci de kırarsa 43 binlere kadar gidebilir ama dediğim gibi şart şu gördüğümüz beyazla çizdiğimiz formasyonun yukarıya kırılması. Bitcoin ABC düşüş formasyonunu zaten gerçekleştirmiş. Ama dediğim gibi bir ikili dip yaparsa önce ikili dip hedefi olan 32.300'ler daha sonra beyaz düşen trend formasyonu hedefi olan 43.000'ler ihtimali doğar. Peki bu sıkışmadan sonra düşüş olursa ne olur? Düşüş olursa 13.800'ler gündeme gelebilir. Onun da kırılım noktası 17.400 ve 17.700 bandı eğer aşağı kırılırsa 13.800'ler gündeme gelebilir. Bu da Bitcoin yükselişini bir miktar daha geciktirecektir. Zaten dünya piyasalarına baktığımızda daha önce de söylediğimiz gibi ekonomilerin bu kadar kötü gitmesi durumunda Bitcoin'e girişler kesinlikle sınırlı olacaktır. Tabii bunun çözümü nedir? Bitcoin'in yükselmesi için merkez bankalarının tekrar para basmaları gerekiyor. Ve bu olmadan da Bitcoin'de ciddi yükselişler beklenemez veyahut da ekonomilerin düzelmesi gerekiyor. Bu arada biz bu analizleri bildiğiniz gibi teknik analiz de yapıyoruz. Bizim teknik analiz kursumuz var. 409 yerine 250 TL'ye sahip olabilirsiniz. Videonun açıklama bölümüne linki koyacağım. Teknik analiz hakkında detaylı bilgi edinmek isteyenler de kanalımızda teknik analizle ilgili videolar mevcut. Evet, Bitcoin'de durum bu şekilde. Belirli bir sıkışma var. Aylık kapanış oldu. Eğer 20.700'ler kırılırsa Bitcoin'de bir miktar yükseliş görebiliriz kısa vade için. En geç önümüzdeki hafta sonuna kadar Bitcoin'de bir kırılma olacaktır. Bu kırılma 13.800'lere mi gidecek yoksa 32.000'lere mi gidecek? Hep beraber takip edip göreceğiz. Evet, kanala abone olmayı unutmayın. Videoların devamı için bildirim zilini açmayı da unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.